Herkese günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben BİM'e gittim geldim. BİM'in bugün aktüel günüydü. Sabah sabah ne kadar kalabalıktı, resmen insanlar diyorum kapıda beklemiş. Çünkü uyguna ve markalı ipler geliyordu. Ören Baya'nın kalın yünleri geliyordu. Onlardan tabii kaçırmamak için. Ben de erken saatte gittim. Hem de bir iki eksimiz var dedim, gitmişken onları da alayım. Şimdi neler aldım size onları göstereyim. Şöyle bir selam vereyim dedim yüz yüze. Halinizi hatırınızı sorayım, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler şükürler olsun iyiyiz. Hak'tan sabah 9.30'da evden çıktı, karne almaya gitti. Karnesini aldıktan sonra da bizi aradı, izin aldı. Şeye gittiler arkadaşlarıyla, Kadıköy'de Süreyya Opera var. Orada konser varmış, oraya gittiler. Gezecekler yani. Öyle. Eşim de Ümraniye'de Evkur'a gitti. Taksimiz vardı, onu ödemeye gitti. Ben de dükkanda kalayım dedim. Müşterilerim vardı çünkü randevulu. Şimdi size neler aldım onları göstereyim arkadaşlar. Şöyle birbirinden güzel renkler vardı tabii. Çok güzel bir pembe deseniz pembe değil, böyle değişik bir rengi var. Çok güzel, bayıldım. Her zamanki gibi şöyle açık gri, çünkü çok tercih edilen bir renk bu açık gri. Şeyde de, bu keçeli patiklerde de, babetlerde de güzel duruyor bu renk. Hani mesela diyelim ördünüz, kurdelesini pembe yaparsınız, ortasını gri bağlarsınız falan, böyle güzel oluyor. Bir de şöyle mor aldım. Ama o kadar güzel bir mor ki, bakar mısınız? Çok güzel, çok içime sindi renkler. Belki yarın falan biraz daha alırım, bir iki paket daha alırım, bilmiyorum. Çünkü gerçekten kalınlığı da iyi. Hani patik için ideal yani. Daha sonra şöyle Bin Vezir'in bu 400 gramlık peynirlerinden aldım, tam yağlı. Bir de 1 kilo tiryaki çay aldım. Şu şekilde. BİM'den aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. Aktüel şeylerimde, aktüel alışverişimde bu kadar. Böyle bakalım, şimdi ufak ufak dükkanı toparlıyorum. Saatlerimiz neredeyse 11'e geliyor. Şimdi müşterimi yolcu ettim. Dükkanda da öyle bir dağınıklık yok çok ama yine de ufak tefek tezgahların üstünü falan tozunu alırım. Şurayı asitonun pamukla silecektim. Dün çok yorgunluktan üşendim. O yüzden şimdi orayı sileceğim. Çiçeklerin suyuna bakayım, bir toprağını yoklayayım. Susamışlarsa su vereyim onlara. Öyle canlarım. Günlük rutinlerimize başlayalım. Havalandırma ne kadar çok ses yapıyormuş ya. Şu ağda bizim katlayayım da. Şu tezgahın üstünü hemencik bir sileyim. En güzel ağda çıkarmak normal asitonla ya da saf asitonla oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle yakından göstereyim size. Benim bu tezgahta işlerim devamlı ağda ile olduğu için şöyle hep ağda lekelerim oluyor tezgahımda. Ve şöyle asitonla bunları çıkartıyorum. Yani size de pratik bilgi. Bir yere ağda döküldüğü zaman, ağda sıçradığı zaman asitonla çıkartabilirsiniz. Tabi sakın telefonunuz falan asitonla silmeyin, çünkü boyası, rengi, her şeyi çıkar. Bu şey olduğu için, tahta olduğu için ve beyaz olduğu için boyasını almıyor. Ama bir eşyayı, bir ürünü silerken çok dikkatli olun, çok bastırmayın. Hafifçe kaydırabilirsiniz ama dediğim gibi çok bastırmayın. Niye karanlık çıkıyor kız? Tamam.
tezgahımız da tertemiz oldu. Şimdi size gelelim. Bakalım, yok. Bu ıslak. Bu ıslak. Bu da nemli. Yarın sularım. Şunlara bakalım. Bu da ıslak zaten görünüyor. Bunlar öyle. Orkidemi zaten 3 gün oldu daha. Besin verdim ya, hatırlıyorsanız. Ne besiniydi? Pirinç. Bir yemek kaşığı pirinçle şu aloe veranın şu iki yaprağını kestim. İçindeki jeli falan eze eze ortaya çıkarttım. Onun içine bekletmiştim bir saat. Sırf böyle kökünü çıkarttım toprağından. Öyle yani. Kalan suyu da içine dökmüştüm. Şurada da bir çiçeğim var. Ona da bakayım. Hemen atıyorum. 15 dakika sonra haşlanır. Eve geldik arkadaşlar. Saatlerimiz 8'e çeyrek var. Kaç gündür mutfağa girip de video açtığımda saat 8'e çeyrek kala oluyor. 3'tür aynı şeyi söylüyorum. Canımız mantı çekti. Daha doğrusu makarna falan haşlamak istemedim. Böyle karnabaharın yanına. Dedim ki mantı haşlayayım. Ondan sonra mantı yiyeceğiz yani bugün. Karnabahar belki ısıtmam bile. Evet, suyumuz kaynadı. Atmıştım annem yanına çıkmadan. Haşlandı. Ay, kaynadı. Şimdi attım mantıları. Bir 15 dakikaya haşlanır bu. Şimdi bizim orada bir yandan mantı haşlanırken ben de bir yandan sizinle sohbet edeyim. Bizim burada Carrefour var. Carrefour boşaltıyormuş yerini. Kapatıyormuş yani. Seyhanlar diye bir market açacakmış yerine. Büyük bir Carrefour'du burası. Daha sonra şöyle girelim bakalım dedik. Bayağı bir indirimler falan var demişti bugün müşterim. Ondan sonra biz de girdik tabii ki. Hani raflar bomboş olmuş. Ama çok öyle bir indirim görmedim. Ya da ürünler kalmadığı için görmedim. Sadece şunlar zaten lazımdı bize. Alacaktık. Bunlardan aldık. Tanesi 10 liradan aldık. Paket. Bir de bu düşmüş işte. Bu indirime girmiş. Çok gezmedim açıkçası. Bir kedi mamalarına baktık. Başka şöyle biraz züccaciye bölümüne baktım. Dediğim gibi hiçbir şey kalmamış. Şöyle terlik aldım kendime. Bunlar 70'ten 35'e düşmüş. Bunlar böyle yarı yarıya indirime girmiş. Şöyle 35 liraya güzel yumuşak yumuşak pufidik terlik aldım. Beğendim ama. Şeyleri de alt süngerli böyle yumuşak. Her neyse. Daha sonra Şok Market'e girdik. Çay, peyniri falan göstermiştim zaten. Şok Market'e girdik. Yoğurt almamız gerekiyordu. Yoğurt aldık oradan da. Şöyle ne kadarlık aldık? 2,5 kiloluk Misin yarım yağlı yoğurdunu aldık. Bir de Haktancığım şöyle hardal aldı. Tatın hardalını aldı. Valla öyle bir lodos. Lodos var değil mi havada? Annem lodos var dedi. Lodos. Çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Tuhaf bir hava var. Belki bir rüzgar gelir, öyle yağmur gelir arkasına. Arkası zaten tehlikeli olacak. Aynen öyle. Yarın full yağmur gösteriyor. Çünkü %95 yağmur gösteriyor. Demek ki o yüzden lodos var. Şimdi ben buraları güzel bir toparlayayım. Mantım da o ara güzel haşlansın. Terliklerimi giyeyim, ayağımı deneyeyim.
O da bir kenarda hazır kalsın. En son haşlanınca kolaylık olsun bana. Boncuk tabanca mı? Aleyküm selam, hoş geldin. Ne haber? Mantımız hazır. Bugün de yeni bir dizi başladı. Şöyle biraz ucundan bakayım dedim de çok bir şey anlamadım ama bakalım devamında. 9'a kadar bakarım, sonra yavaş hakkını açarız. Gaddar diye Fox'ta başladı. Evet, mantılarımız da hazır. Hadi bakalım, bizlere afiyet olsun. Saatlerimiz 12'ye çeyrek var. Dizimiz de bitti arkadaşlar. Yalı Çapkın'ı izledik. Çaylarımızı içtik. En son sizi mantı koyduğumda bırakmıştım. Vallahi mantılarımızı yedik, çaylarımızı içtik. Dizimizi de bitirdik. Şimdi videomu editliyordum. Dedim kapanışımı da yapayım. Ondan sonra da artık yatma vakti. Bir 10-15 dakika sonra da artık yatarım arkadaşlar. Sizinle de burada vedalaşayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarınki vlogumuzda inşallah görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.